Brothers'la Modaya Karış serimizin ikinci bölümü için Koray Birand'ın yanındayız. Koray benim hem sektördeki büyüğüm hem çok yakın arkadaşım, dostum. Koray Birand'ın ofisindeyiz ve başlıyoruz. Merhaba. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk Koray. Evet, birlikte çok çekim yaptık yıllar yılı. Aklına gelen ilk anı hangisi? David Gandhi diyebilir miyiz? Senin şoka girmen ve heykel gibi bir adamı görüp etkilenmen mesela o olabilir. O çekimde odalarımızda oturup benzinlikten aldığımız ayrı ayrı olmasına rağmen sen benzinlikten aynı havuçta almışsın, ben de aynı benzinlikten havuç alıp yemek. Bu çok iyi. İyiydi. Londra'ya gidiyoruz. Hani harika bir ortamdayız. Diyoruz ki hani biraz dışarı çıkar gezeriz ama ikimiz de aşırı fazla inek öğrenci olduğumuz için. Hayır, o şundan dolayı. Ve yemekle ilgimiz yok. Sürekli çekime gittiğinde insanlar şey zannediyorlar ya, işte sürekli geziyorsun falan. Abi biz işe gidiyoruz. İşe gidince de işi bitirdikten sonra insan odasına gidip dinlenmek istiyor. Paris'te de öyle olmamış mıydı? Öyle. Ben Paris'te evet bir tanesinde özendim. Hayır, Londra'dakinde ikinci güne özendim. Çünkü ilk günü ikimizin de çok işi olduğu için odalara kapandık. Bilgisayarın başında ayrı ayrı. Hatta sonra Koray'ı gördüm. Koray'ın önünde bir market torbası. İçinde sebzeler var ve dedim ki sen bunu benzinciden mi aldın? Evet sen de mi yani? İkimiz de o günü çalışarak geçirmiştik. Sonra ben ikinci gün dedim ki bari yani buradayız ve Londra'dayız. Böyle en güzel restoranda yepyeni böyle bir şey restoranda rezervasyon yaptım. Ve Koray otelin lobisinde uyuyakalmıştı. Instagram profilinde yarı zamanlı fotoğrafçı yazıyor. Aslında tabii ki tam tersisin. Sen onunla bir espri yapmışsın ama bir yandan Türkiye'de uluslararası anlamda en fazla işi yapmış olan moda fotoğrafçısın. Birçok global kampanya çektin. İşte Cate Blanchett, Irina Shayk, yani çok isim var. Peki neden böyle yazdığını hatırlıyor musun? Hatırlıyorum tabii ama yani aslında orada geyik yapmıyorum. Gerçekten yarı zamanlı fotoğrafçı. Şimdi fotoğrafçı olduğun zaman şöyle bir hayatın yok. Yani sabah kalkıyorsun, işe gidiyorsun, fotoğraf çekiyorsun, akşam yatıyorsun, uyuyorsun. Ertesi günü gidiyorsun, öyle bir tekrar fotoğraf çekiyorsun gibi bir dünya yok. Yani ayda bir çekim yapıyorsun, ayda iki çekim yapıyorsun. Belki iki ay hiç çekim yapmıyorsun. Orada da insanın bir şeylerle uğraşıp kendini geliştirmesi gerekiyor. Fotoğraf benim için bir meslek. Onun haricinde keyif aldığım, eğlendiğim, hobilerim olduğu farklı farklı şeyler var. O yüzden de fotoğrafçılık benim gerçekten yarı zamanlı yaptığım bir şey. Onun haricinde yaptığım, uğraştığım bir sürü farklı daha dal olduğu için oraya bilerek öyle yazdım. Bu hobi dediği şeyler konusunda çok iddialı hale geliyor. O da ayrı bir özellik. Çünkü mesela Koray'dan özenirsiniz. Mesela o motocross yapar, 3 ayda uçar. Sen zannedersin ki sen de motocross'a bineceksin ve 3 ayda uçacaksın. O hiçbir zaman öyle olmaz. Bunu konuşmak istiyorum çünkü yayıncılıkta bunu çok, mesela ben demin sorulara bakarken de gördük bir daha seninle. Ben böyle geleneksel yayıncılıkta daha çok kaldım. Röportajlar, dergicilik, oku, fotoğraf çek, video çek. Sen bunu çok upgrade ettin. Yani bunu hangi güdüyle yaptın, ne ilgiyle yaptın, Twitch yayınları yapıyorsun, YouTube oldun ki onunla ilgili başka soru da soracağım sana. Bu sende nasıl böyle katman katman gelişti yani? Sonuçta moda fotoğrafçısı ve yönetmenliğinden nasıl yayıncıya dönüştün? Aslında bu tamamen merakla ilgili. Çok gelen bir soru bu. Hani bir şeyi nasıl öğreniyorsun, nasıl bu alanda ilerliyorsun gibi çok soru geliyor. Bunun bir cevabı yok. Ama şunu biliyorum ki ben çok meraklı bir tipim. Sürekli okuyorum. Sürekli bir şey okuyunca yeni bir şey öğreniyorsun. Bunu da öğreneyim derken başka bir şeyler öğreniyorsun. Ve orada bir zincirleme reaksiyon oluyor. Demin dedim ya yarı zamanlı fotoğrafçıyım diye. Şimdi bir şeyle uğraşırken sadece o alana saplandığın zaman o çok benlik bir durum olmuyor. Başka şeylerle de ilgilenmem gerekiyor ki mesela motocross örneği verdin. Ben ne zaman motocross, bisiklet gibi daha doğayla entegre sporlarla, hobilerle uğraşmaya başladığımı, mesela daha iyi fotoğraf çekmeye başladığımı fark ettim. Ve onu fark ettikten sonra da şeyin farklı disiplinlerle ilgilenmenin aslında o an uğraştığın şeye ne kadar katkısı olduğunu gördüm. Ve o yüzden de her zaman kendime böyle daha bir geniş perspektif bırakmaya çalışıyorum.
bir şeye girdiğin zaman o işte iyi olmak için tabii ki de okuyup araştırıp sürekli onunla uğraşman gerekiyor. Çok vakit ayırman gerekiyor. Ama bazen de onu mesela bir hafta ara verip başka bir şeyle ilgilenmen gerekiyor. Çünkü o işe geri döndüğünde o bilgileri sindirmiş oluyorsun. Şu soruya takıldım, merak ediyorum. Motocross ve doğayla ilişkin daha iyi fotoğrafçı yaptı seni dedin. Evet. Nasıl? Bilmiyorum. Yani o herhalde bir işle çok uğraştığında ve o işi mükemmelliğe götürmeye çalıştığında bir takım sesler de yaşıyorsun. Evet, ben... Ve tabii fotoğrafçılık dediğin şey öyle sete gelip iki kere deklanşöre basma olayı değil. Hı-hı. Bir sürü parametre var. Müşterisi var, ajansı var. Çok kavga, çok stres, inanılmaz gerginlik olan bir kısım. İşte belki öbür tarafta başka şeylerle ilgilenmek, doğaya çıkmak beni bazen daha sakinleştirdiğini düşünüyorum. O yüzden de bazen dışarı çıktın, çıkıp tekrar geri geldiğinde daha temiz bir resim görüyorsun. Herhalde ondan daha iyi fotoğraf çekiyorum diye düşünüyorum. Yani daha az yıprandığım için sektörde daha iyi fotoğraf çektiğimi düşünüyorum. Bence hayır demeleri de kolaylaştırıyor. Bende de aynı şey oldu. Yani modanın içinde de çok da kaldığın, sadece onun olduğunu düşündüğün zaman çok o sana bir kafes gibi oluyor. Evet, bir de yani hayatta başka şeyler de var. Yani biraz ne yaparsan yap. Yani bankacı olabilirsin, fotoğrafçı olabilirsin, balıkçı olabilirsin. Farklı farklı şeylerle uğraşmak insana gerçekten şey, bir zenginlik katıyor. Modayı bırakan modacılar. Selim. Ciddi bir YouTube yayıncısı oldun. Çok kısa zamanda. Aslında çok da kısa değil yani. Çok 3,5 sene oldu. 3,5 senedir yapıyorsun ama o level'ı çok çabuk geçtin gibi çok geliyor bana. Çok çabuk da geçmedim, biliyor musun? Öyle mi diyorsun aslında? Ya? Herkes unutuyor ama yani şöyleydi. 2000 kişi izlediğinde sevindiğim bir 6 ay geçirdim. Birinci senenin sonunda 30 bin takipçim falan anca olmuştu yani. Ha, doğru. 100 bini ikinci senenin sonunda devirdim. Ki yine ondan sonra da bir sadece 50 bin izleyici kazandım. Yani o kadar da çabuk şey, böyle bir hızlı, ivmeli bir süreç olmadı. Ama hayatında çok şey değiştirdi. Çok şey değiştirdi. Mesela? Yani şöyle, orada da hani bir işi iyi yapmak üzerine demin konuşuyorduk ya. Kendi çektiğim videolardan çok çabuk sıkılıyorum. Yani bir hafta önce çektiğim videonun üzerine yeni bir şey yapmak istiyorum. Yeni ne yapabilirim diye oturuyorum, araştırıyorum. Zaten mesleğim itibariyle video çekme olayına hakim, kurgusuna hakim, rengine hakim olduğum için o kısımlar zaten bende başta vardı. Ama onun üzerine daha ne koyabilirim derken işte motion graphics, yani böyle işte tipografi kullanma. Hadi dedim buna birazcık daha 3D ekleyeyim, onu da ekleyeyim, bunu da ekleyeyim falan filan derken en sonunda kendimi bir oyun yapıp bir yarışma düzenlerken buldum. Ondan sonra o oyun motorunu öğrendikten sonra Unreal Engine diye başka bir oyun motoru var ki Mandalorian dizisinde kullanılan oyun motoru. Yani Virtual Production deniyor, Türkçesi nedir bilmiyorum ama. Sanal prodüksiyon. Sanal prodüksiyon. O işlere girdim. Sonra bir kendime bir karakter yarattım. Aa dedim, bu karakterle acaba canlı yayınla, avatarı kullanarak bir takım canlı yayınlar yapabilir miyim dedim. Onlara başladım. Yani işte o hep bir zincirleme reaksiyon diyordum ya. Evet. Şu an bunlardan bir de para kazanır hale geldim. Şöhret de kazandım. Şöhret de kazandım. Yani bazen isyan ediyorsun ya böyle, ulan fotoğrafçıydık, şeydik, kimse bunları yapmıyordu, şimdi böyle hediyeler geliyor vesaire. Aslında o şöyle, aslında o şöyle bir sitem. Yani bir sürü iyi işler çektik, beraber çektik, güzel işler yaptık. O zaman o işleri yaparken kimse bilmiyor seni. Ama işte bir tane 15 dakikalık YouTube videosuyla bir anda herkese erişebiliyorsun. Bir yandan buna sitem ediyordum ama bir yandan da şeyi görüyorsun. Yani birçok kişiye dokunabiliyorsun. Birçok insanın hayatını etki ediyorsun. Ve ben izleyicimle çok şeyim, interaktif bir YouTube yayıncısıyım. Herkesle sohbet ediyorum, herkesle konuşuyorum. Bir soru sorduğunda cevap, yani 3 cümleyle yazamayacaksam, daha uzunsa telefonunu gönder diyorum. Arıyorum, hani 5 dakikada yardımcı olmaya çalışıyorum.
Ve öyle bir kitle oluştu ve bundan aşırı keyif alıyorum. Bu seni galiba çok fazla gençlerle çalışmaya ve gençlerle vakit geçirmeye evet, de. Evet tabii. Ve benim için yani bence bizim işin en önemli kısımlarından biri bu. Yani bir insan güncel kalmak için hep derlerdi ama arkadaş değil hakikaten. Yani bir geçen gün bir video çektim çok komik. Gerçekten ucuza mal etmek için bir takım gençlerle çektim ve çocukların neler yaptığına. Şimdi kreatif direktör yazıyorum. Zaten hakikaten paylaşırken yazdım. Yani kreatif direktörlüğünü ben yapmadım. Ben sadece bu çocuklara teşekkür ediyorum dedim ve inanılmaz işte efektler uyguluyorlar vesaire. Yani başka belki benim bildiğim bazı şeyleri kaçırıyorlar. Kıyafetle ilgili, ürün göstermekle ilgili. Kreatif direktör olmak demek her şeyi senin yapman anlamına gelmiyor. İşte bu da bizim işim. Orada bir genç yeteneği bulup çıkarmak evet. da o işin parçası. Vallahi zaten çıkarmak. Aslında öyle olması gerekiyor. Evet, yoksa aynı yerde tekrar evet. ederek kalıyorsun. Evet. Bu da günün mesajıdır be. bu Metaverse karakter. Metaverse karakteri değil. Senin değil, o karakterin ne? Benim bir tane 3D avatarım var. Evet. Ve ben o avatarla izleyicimle farklı dünyalarda etkileşim yaratmaya çalışıyorum. Onu yaparken de izleyicinin de olayın parçası olmasına çalışıyorum. Çünkü yani konvansiyonel mecrada ne var? İşte bir tane televizyon kanalı izliyorsun. Belki sinirleniyorsun, belki mutlu oluyorsun, belki bir şey demek istiyorsun. Ama onu kendi kendine diyorsun. İzleyiciyle izlettiren arasında bir bağlantı yok. Tek yönlü bir etkileşim ve iletişim var. Sorularını görmüştüm. Hemen onlardan birine otomatikman cevap veriyorum. Hani YouTube mu, Twitch mi diye soruyorsun ya. Twitch'i daha çok seviyorum. Çünkü Twitch'te anlık reaksiyon var. Ve o anlık reaksiyona göre izleyicinin senin yayın akışın değişebiliyor. Yani oradan bir soru geliyor. Hiç bahsetmeyeceğim bir konu hakkında oturup 45 dakika konuşuyorsun izleyiciyle beraber. Ve o chatte de muhabbet ederek bambaşka bir yayın ortaya çıkmış oluyor. Şimdi 3D avatarımla yaptığım yayınlarda da orada da bir takım oyunlaştırmalar yapıyorum. İşte sen beni izledikçe bir takım sadakat puanları kazanıyorsun. O sadakat programlarıyla da yayına katılabiliyorsun. İşte ne bileyim bana bir tane Darth Vader maskesi giydirdiğinde ben karanlık tarafa geçiyorum. Ve bir anda Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik buhran hakkında konuşmaya başlıyorum. Yani aslında izleyiciye bir takım araçlar veriyorum. Yayının akışını değiştirmesi şeklinde. Bunu da işte o bir oyun dünyası içerisinde yapıyorum. Ben yapmıştım ya sürekli adımı yazdım durdum evet. sweatshirtine. Evet. Ya da işte Mesut Çevik'i dans ettiriyorsun. O da benim çok sevdiğim bir YouTuber. Sen gelip işte Mesut'u öldürebiliyorsun. Orada farklı farklı eğlenceli bir yayın formu. Ya bu da şöyle mesela o sırada mesela politik bir şey hakkında konuşuyor oluyoruz. Ya da ne bileyim dünyada olan bir şeyle ilgili bir fotoğrafçılıkla bir dizi hakkında konuşurken olayı farklı bir boyuta taşıyıp izleyiciyi de o dünyaya çekmeye çalışıyorum. Peki Pixelverse karakterinin adı normal karakterin değil evrenin adı. Evrenin adı. Evet. Karakterin adı neydi? Ben, Koray. Koray. Evet. Pixelverse evrenindeki bir Koray var ve evet. onunla en son böyle video dans videoları yapıyordum Michael evet, Jackson evet, falan. Evet. Ve aslında özel bir kıyafet giyiyorsun bu videoları yapmak için. Ve ona göre de bir teknoloji var. Şimdi o kıyafetleri giyince sen bu hareketleri yapmaya başlıyorsun. Koray olarak yapabilir miydin? Tabii yani, ki yaparım. Çıkışmaya dermiş. Ne hiç zaman görmedim bunu ne zaman yaparsın gayet ağır başlıyorsun. Ya, öğrenilen şeyler bunlar. Bir de tabii orada şöyle bir durum var. Şimdi senin orada gördüğün dansta hazır paketler kullandığın da oluyor. Bazı hareketleri parça parça yapıp birleştirdiğin de oluyor. Yani oturup da öyle 15 dakika tabii ki de dans edemez. Belki bir 15 sene önce olsaydı ederdi. Çünkü break dans yapıyor. Şimdi seninle bunları konuşurken sen aslında bir yandan da çok ciddi markalara hala bugün en büyük kampanyaları çekiyorsun. Merak ediyorum bu ilgini ve hobini ve aslında meslekleştirdiğin şeyi modaya nasıl uyarlıyorsun? Biraz daha konuyu modaya getirelim, karıştıralım ya da. Uyarlıyorum. Evet. İşte bir markayla çalışıyorum. İşte o markayla zaten 5-6 sezondur bu dijital teknolojileri kullanarak yeni türde, yeni nesil kampanyalar üretiyoruz. Şimdi bir başka bir müşteriye daha tamamen animasyon olan, tamamen anime türünde bir
reklam filmi hazırlıyorum. Tabii yıllarca bu sektörde hizmet verdikten sonra birçok markayla da artık farklı türde iletişim sana bırakıyorlar. Ve sana bırakıyorlar. Sana evet. güveniyorlar ya da bir başka markaya yaptığın işi görüyor, beğeniyor ve oradan ya bunu senle de yapabilir miyiz acaba diye yaklaşıyor. Bir de bakma YouTube ve Twitch'te de birçok müşteri beni takip ettiği için benim nelerle uğraştığımı görüp ya Koray bak şurada yayında şöyle bir şey böyle bir şey yapabilir miyiz diye gelen müşteriler de olmaya başladı. Evet, çok güzel. Eskiden newsletter yollardım. İşte şunu çektim, pazara bunu çektim, ele bunu çektim falan filan diye. Şimdi onu yapmama gerek yok. Şimdi çünkü müşteri benim YouTube takipçim olduğu için yaptığım her şeyden haberdar, neye yöneldiğimden de haberdar oluyor. Hem beni teknoloji anlamında takip ediyor hem de oradan acaba bir şeyler çıkarabilir miyiz diye de evet. düşünüyor bazı müşteriler. Çok ciddi takip eden var. Bizim Koray'la şey iddiamız oldu bir kere, hatırlıyor musun? İddiaya girdik. Kaz Dağları'na çekime gidiyorduk. Bir şey kahve almak için durduk. Koray Bey işte dediler tanıştılar manıştılar falan. Benzinlikte değil mi? Benzincide işte. Ve sonra ben de dedim ki ya nasıl tanıdılar seni? Kızım beni tanıyorlar ya dedin. Yok be nerede çok, tanıyorlar çok dedim. İddiaya sen. Girdik ve sonra seni her yerde tanımaya devam ettiler. Bir tanesinde bunu hatırla. Her durduğumuz yerde bizim tanıyacaklar beni dedi. Son durduğumuz yerde tanımadılar. Tam kapıdan çıkıyorduk, karavandan indiler geldiler ya yanına. Ha, evet, evet. Sonra tanıdılar evet, seni. Evet, evet. Ve bu arada bu şeyde sürekli ben diyorum ki ben senden popülerim falan diyorum. Bir yemeğe gidiyoruz. Yemekte onu hatırlıyor musun? Sen geldi, şey senden sonra bir kere daha gittim yemeğe. Bir tane çalışan geldi ama böyle Zeynep Hanım falan dedi. Ben dedim oh be sonunda birileri beni tanıdı. Ben siz dedi Koray Bey'in yayınlarında gördüm. Nasıl tamam dedik anladık yani, bir şöhret. Güzel bir izleyici kitlesi var yani. Çok genç bir izleyici kitlem de var. Benden yaşça büyükçe de izleyici kitlem var. Yani C-level izleyici kitlem de var. İşte bu çok keyif verici. Peki bütün bu şimdi aslında senin donanımın şimdi bu avatar ve metaverse dünyasından bahsettik, yönetmenlik dedik. Geri döndürdüğümde senin yaşadıkların ve tecrübenle iyi bir fotoğrafçının ve iyi bir yönetmenin yani moda kampanya yönetmeni diyorum tabii film yönetmeni başka hepsinin alanı başka. Neye sahip olması gerekiyor? Merak. Merak yani meraklı olacak. Sürekli kendini özellikle bu dönemde sürekli kendini yenileyen bir yapıya sahip olması lazım. Yani sadece o fotoğrafçı ne çekmiş, bu fotoğrafçı ne çekmiş, işte Gucci ne kampanya yapmış, Balenciaga ne yapmış değil. Biraz artık teknolojiyle iç içe olmak, teknolojiyi merak ediyor olmak gerekiyor. Biz yine seninle moda ile ilgili üretirken başka çok fazla ilgi alanı olan insanlarız. Biraz bugünlerde görüşmedik bu birkaç aydır. Ne bileyim model uçak yapıyordun işte doğa sporları, motosiklet. Çok fazla politika senin için biliyorum çok önemli. Başka neler seni besleyen şeyler? Yani birey olarak sadece moda gözünü değil. Yani şimdi mesela oyun oynamıyorum ama oyun dünyasını çok yakından takip ediyorum. Şimdi mesela Twitch'te League of Legends Dünya Şampiyonası'nı izliyorum. Başta bana mesela çok saçma geliyordu. Ulan başka birinin oynadığı oyunu niye izlersin? Ne kadar saçma. Sonra fark ettim ki futbol maçı izlemekten farklı değilmiş. Takımları tanıyorsun, karakterleri tanıyorsun. Formula 1 hayatımın önemli bir parçası. Formula 1'den besleniyorum. Amerikan Motocross, daha doğrusu Supercross Şampiyonası. Oradaki kıyafetler, oradaki... Çünkü biliyorsun ya Motocross... Sa merakımız var. Ne yapıyoruz? Bir tane motocross temalı çekim yapıyoruz. Gidiyoruz evet. orada oraları kullanıyoruz. Yani aslında hayatın içindeki her şeyden besleniyorsun farkında olmadan. Sadece kafanı bir kaldırıp bakman gerekiyor. Bazen çok gömülüyoruz. Mesela bu ara ben biraz gömüldüm açıkçası. Bilgisayarın başında çok fazla vakit geçiriyorum. Çünkü çok fazla şey öğrenmem gerektiğine inanıyorum. Ve hemen bunları öğrenip hemen o açığı kapamam gerekiyor gibi bir paniğe girdim ama bir noktada şeyin farkındayım. Bir dakika dur. Hiçbir şey bir yere gitmiyor. Çık git motokrosunu yap, bisikletine bin.
geri geldiğinde hayat aslında daha rahat akacak. Yani ben her şeyden besleniyorum. Yani izlediğim dizide Andor izliyorum, ondan da besleniyorum. Bir dizi, mesela izliyorum onu, izledikten sonra bir tur daha izliyorum, screenshotlar alıyorum, onları biriktiriyorum. Eskiden ne yapıyorduk? İşte Fashion Gone Rogue diye bir blog vardı. Orada moda çekimlerini arşivliyordum. Şimdi öyle değil. Şimdi izlediğim filmlerden screenshotları arşivliyorum. İzlediğim dizilerden bir şeyleri arşivliyorum. Instagram'da save ediyorum gördüğüm. Mesela bir tane şeyci, TikTokçu bir kızın atıyorum yaptığı bir dansı alıyorum, onu kaydediyorum. Sonra onu ne bileyim bir twist kampanyasında, oradan bir twist kampanyası çıkarıyorsun falan gibi. Ben motocross'umu geçen gün sticker'la markaya boyadım. Böyle acayip ama ilk defa çok güzel oldu böyle yani. O kadar incelikli yaptık ki böyle yampiri durmadı. Abi bir heves bir heves taşı o şeyi. İşte background'u da öyle yaptık o etiketlerden. Aha. İşte hashtag markanın adı falan. Sadece bir tane kullandık. Kendimi keseceğim. Kaybolmuşum orada yetiştireceğiz diye. Yani günlerce uğraş. Böyle olmaz stickerları bir daha yap falan. Ve şu anda hala o stickerlı bir şekilde orada duruyor. Olsun işte. Instagram'da fotoğraf çekersin. Uygun ücret karşılığı. Yaptığın işle ilgili seni en çok heyecanlandıran şey? Hangi işle? Diyelim film çekiyorsun. Para mı diyeyim? Bilmiyorum ki. Güzel. Paraya çalışıyoruz. Peki anlaşamadığın birinin fotoğrafını çekmek zorunda kaldığında nasıl bir ortam oluyor? Ya bu soru daha önce de soruldu bana. Ben zaten o işi kabul etmem. Yani anlaşamayacağım biriyle zaten niye çekim yapayım ki? Evet. Bir kere anlaştığın biriyle anlaşmaz bir hale geldiğinde ne yaptığını ben yine sevgili izleyicilerle paylaşmak istiyorum. Koray kendi YouTube'u için backstage videolar hazırlıyor ve artık sektörde çok kıdemli olduğu için hiç kimse o videolara karışmıyor. Bir menajerlik şirketinin karışası geldi, karışası tuttu. Dedi ki sen bizim ünlümüzü kullanarak dedi kendi YouTube yayınını yapamazsın. Filan yani Koray da gösterdi hani 3 senedir bunu yapıyor ve kimse bir şey dememiş. Hayır yapamazsın falan. Videoyu kaldırdı. Biz zannettik ki intikam soğuk gelen bir yemek. Video gitti. Sonra video geri geldi. O ünlünün göründüğü her yere emojiler koymuş suratına. Sesini ve, sincapa çevirdi. Ve sesini sincap sesine çevirdi. En sevdiğim moda akımı. Yani yok öyle bir şey. Kendi kılığın ya. O akım değil mi? Akım değil bu. Niye ya? Yani spor ayakkabı ve tişört ve şey mi? Aktif wear mi? Evet ama onu bir havalı giyiyorsun canım. Öyle bu kadar... Yani bilmiyorum. Öyle mi? Evet. Sen ve çok mi? Uzun zamandır böyle. Asla anlamadığım moda akımı. Öyle bir lüksüm yok. Yani şöyle yok. Benim çocuklara şunu söylüyorum. İşte mesela bazen ofiste duyuyorum. Şöyle bir kısa kısa dedin ama buna ne yazık ki uzun cevap vereceğim. İşte çok kötü fotoğraf, işte çok film çok kötü falan filan. Ben de hep şeyi söylerim. Hiçbir şeye asla kötü demeyin. Çünkü bilmiyorsunuz. Yani ne şartlarda çekildi, ne sıkıntılar yaşandı. O fotoğrafçı ya da işte yönetmen o şekilde yargılamamak gerekiyor diyorum. O yüzden de hiç anlamadığın moda akımı, hiç anlamadığın marka falan diyemezsin. Dememelisin. Çünkü hikayesini bilmen gerekiyor. Mesela o sezon ne anlatmaya çalışıyor? Neden etkilenmiş? Bir toplumsal bir şeye bir baş kaldırımı gösteriyor. Çocukluğunda yaşadığı bir şey mi anlatıyor? Biraz anlamak gerekiyor. Öyle çok her şeyi ezbere konuşmamak gerekiyor. Ben hep daha pozitif yaklaşan peki hocam. Şeylere. O yüzden yine sana cevap yok buradan. Kampanyalarını ve koleksiyonlarını takip ettiğin tasarımcılar, markalar. Eskiden vardı ama artık yok. Özellikle yok. Çünkü demin anlattım ya, şu an çok başka bir evreye geçiş yaptık ve oturup da başka fotoğrafçıların, başka markaların hali hazırda yaptıklarına bakmamaya çalışıyorum. İşin daha kötüsü de ilgimi de çekmiyor bir moda fotoğrafçısı olarak. Şu an mesela gidiyorum işte Fortnite tam ilham almaya çalışıyorum. Ne bileyim Last of Us'a bakıyorum, işte onun dizisini izliyorum.
o türde yeni nesil mecraları keşfedip o yeni mecralardan ne çıkarabilirime bakıyorum. O yüzden de bakış açım bu taraflara kaymış. Kimlerin stilini beğeniyorsun? Ne demek o? Fotoğrafçı olarak mı? Giyim. Karımın, Aslı'nın stilini beğeniyorum. Aslı Abbasoğlu, hepimiz onun stilini beğeniyoruz. Doğrudur. O kadar ya. Yok be, gerçek bir. Vallahi öyle. Ne deniyordu böyle şeyleri? Hanım köylü. Şey, hanımcılık. Hanımcılık. Yok ya, hanımcılık. Hanımcılık güzeldir, severiz. Hayır, işte sen sınıf tişörtü de Aslı aldı bana. Haliyle bana da etki ediyor. O yüzden güzel hanımcılık. Senin stilinde en önemli 3 parça. Zaten bir erkek 3 parça giyiniyor. Tişört, pantolon, lastik ayakkabı ama ayakkabı yani. Senin pantolonlar da çok iyi. Ve sweatshirtlerin de çok iyi. Ha, ya bu evet, bu sweatshirt, sneaker ve bol pantolon konusunda iyisin. Evet, mesela burada onda da yine Aslı'nın şeyi var. Aslı yıllarca benim şeylerime, pantolonlarıma laf etti. Değil ama mi? Öyleydi. Biz bir kere çektik sizi ya. Deri ceketler, şey. Evet, evet, kapıl. Evet, sen Noran, evet. Kapıl. Sona yaklaştık. Çok güzel. Okey. Bir daha be. Korkuyorum. Sona yaklaştık. Evet. YouTube mu, Twitch mi? Ya aslında ikisi farklı ama Twitch'i daha çok seviyorum. Discord mu, Twitch mi? Twitch. Hoodie mi, basketbol ayakkabısı mı? Güzel soru. Ayakkabı. Bence de. Irina Shayk mı, Cate Blanchett mi? İkisini de çekti bu arada. Ne anlamda söylüyorsun? Ya, tercih mi? Yap, hızlı hızlı çekmek cevap. Çekmek mi? Bilmem, aklına birini söyle. Max Verstappen mi, Lewis Hamilton mı? Tabii ki de Hamilton ya. Team Hamilton. Nadal mı, Federer mi? Federer. Ya Nadal'ı da çok seviyorum ama Federer ayrı. Kalbimi kırmazsan evet. Sevinirim. Evet. Ama ben ama de sen de öyle değil mi? Evet. Ama sana söyleyeyim, Nadal mı, Federer mi? Şimdi ne olarak düşünüyorum? Federer'le arkadaş olmayı tercih ederim ama oyun stili olarak Federer'e çok daha fazla raketi ve her şeyi yakıştırsam da Nadal'ın hem çok savaş hem sakar, hani onu seviyorum. Yemek mi, uyumak mı? Uyumak. Araba mı, motosiklet mi? Motosiklet. Arjantin mi, İzlanda mı? İzlanda. Koray Brand'ın Cihangir'deki ofisinde modaya karıştığımız... Dijital modaya karıştığımız bir sohbet yaptık. Koray, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yine beklerim. Yine gelirim. Gelirsin.